Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bize özel olarak incehesap.com tarafından hazırlanmış Armor 2578 isimli oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Kasa gördüğünüz gibi bana soracak olursanız adının heybetini taşıyor. Biliyorsunuz biz bu tarz böyle oyun bilgisayarı incelemelerinde ilk önce oyun oynuyoruz. Bunda da öyle yapacağız. Şimdi gelin öncelikle şu bilgisayarı bir oyunlarla test edelim. Şurada şu an grafikleri görüyorsunuz. El Azahar'a atlayalım. Koş 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 koş. Boşver oğlum paraşütü. Al çantayı, al çantayı. Çantada yer yok. Ha FPS'i söylemeyi unuttuk. Şu an 78'lerde arkadaşlar. Bir sırt çantası lütfen. İmparator Toramaniçe sırt çantası buldu. Şuradan bir Deagle alayım. Aha. Oğlum bayağı adam gördüm lan. Uf karşıda adam var. Çok heyecanlı. Öldürdüm. Bayılttım. Bakın orada. Ben bu PUBG'yi öğrendim ya oynaya oynaya. Yol geçer. Neydi lan o? Han geçer. Yol geçmez. Ha bu suya bak. Şu an tam bir PUBG'ci oldum. Ha FPS 88 arkadaşlar. kask verin. Aha kask. FPS'imiz 80, 81. Ben buradan mı geldiydim ya? Şuraya gideyim bakayım. Ha ben oradayım oğlum zaten. Ben numarayı karıştırmışım ya. Şş, ne yapacağım oğlum? Şş, vurdun mu lan ben onu? Allah! Allah! Neredesin abicim? Abi ya. Ne olur öldürme. Ne olur öldürme. Çok kötü öldüm ama zaten bu oyunda iyiydik. Bence yeterliydi. FPS'imiz 90, 78, 80 arasındaydı. Grafiklerimizin hepsi destansı da şu an arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1920'ye 1080 oynuyoruz. Palmiyeler Parkı'na atlayacağım ben. Atla. Atla lan. Ha, oyunları karıştırdım. Arkadaşın karakteri de roket takmış. Madenci gibi girdik oyuna, hayırlısı. PUBG'ye göre biraz daha oyun. PUBG çok gergin geliyor bana. Şöyle hemen bir duvarı örelim. İyi oldu. Haritada gösterdiği yere çok uzağız. Şu an FPS'imiz 64, GPU'muz 49 derece, CPU'muz 48 derece. Yok mu bunun kaykayı maykayı ya? Abi millet bunda nasıl bam gümeyi falan yapıyor ya? Adam göğe çıkan merdiven yapıyor bu oyunda. Bir yandan da ateş ediyor. Nereye uçacağım oğlum? Uçtuk bayağı. Fortnite'da ilk kez birini vurdum. Topla topla ne var ne yok topla. Şurada bir adam var da. Oğlum nerede lan bu adam? Fortnite'da ilk kez birini vurdum. Anam 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 anam. Kuşları gördün mü? Oğlum bunlar kimden ya? Birini daha vurdum lan ben? 40'ta FPS'imiz. Hadi be! Birini daha vuruyordum lan. Bu silah bitmiyor mu abi? Yine mi ben vurdum lan? Niye ben vuruyormuşum gibi oluyor abi? Uş. Uş. Kim vurdu onu? Yine ben vurdum mu? Onu da ben vuramamışım abi. Ben niye varım ki abi oyunda o zaman? Onu abi oğlum. Vurdun mu? Ha bizimki vurdu da onu. FPS'imiz 64. 50, 60, 70 FPS'lerde dolandık. Şimdi Apex Legends'a girdik. 3 kişilik takımımız var tabii. Bir haberler takımda benim olduğumdan. Şu an gökyüzünde FPS değerimiz 60 arkadaşlar. 49'lar derecede GPU, CPU'muz. Biriyle karşılaşsam bu kadar şey bir oyunda yani yumruk mu atacağım abi? Bu mudur olayımız? Hah, madem ki Kadir İnanır moduna giriyoruz o zaman açın lan kapıları. Allah! Gel lan gel! FPS 77! Ey yavrum! Uf, uf. Ulan bu adamı döversem var ya. Yandan da koş üstüne diyorlar. Gel kardeşim vereyim sana sen koş. Oo! Öldürdün mü lan? Q. Oh be, yiğidim aslanım oyuna geri döndük ya. İndir camları. Vur adamı. Gel buraya. Nasıl mutluluk gözümden okunuyor mu? Çat. Bıçakladım. FPS'imiz şu an 140-160. Çok pis şov yaptım ya. Yani 144, 160, 170, 180. Ya şu elimi şu an şöyle görseler vallahi ağlarlar halime ya. Çık. Oh. Ben kaçar. Uf. Oh. O kadar olacak artık. Uy. Ey yavrum ey. Gel biri. Gel. Bıçak yiyecekmişim gibi hissediyorum şimdi. Uy. Beni vurdu bir de orada uy diyor ya. Geliyorlar. Kapılardan geliyorlar. Uy. Yeah. Görmedi. Ah.
Arkadaşlar FPS'lerimiz 130, 150, 170 bu baremlerde dolandı. Şimdi gelin isterseniz bu oyun bilgisayarımızın içinde neler varmış ona bakalım. Performansını siz de gördünüz. Ben de oynayan kişi olarak akışkanlıkta veya deneyiminde herhangi bir sorun yaşamadığımı belirtmek istiyorum. İncehesap.com ekibi bu bilgisayarda ekran kartı olarak MSI'nin RX 570 modelini tercih etmiş. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni bu modelin üzerinde bulunan 8 GB'lık VRAM. Bu sayede bu kart RX 580'lere yakın bir performans sergiliyor. Bir artısı daha var arkadaşlar. 60 derece sıcaklığa ulaşmadan fanlar çalışmadığı için bir sessizlik iddiası da taşıyor bu ekran kartı. Ve bu oyuncu bilgisayarın işlemcisinde Ryzen 5 2500X'i tercih etmiş. Bunun nedeni de kuşkusuz 1500X'e göre 300 MHz daha fazla boost hızı vermesi, artı XFR adı verilen ve Ryzen işlemcilerdeki genişletilmiş frekans aralığının daha sağlıklı olması. Anakart tarafında ise MSI'ın B450M V2 modeli tercih edilmiş. Bunun da en önemli nedeni bu anakartın üzerindeki RAM'leri 3466 MHz'e kadar desteklemesi. Sistemin üzerindeki RGB LED'ler mevcut anakart ile tek renk oluyor. Ancak seçeneklerde bulunan diğer anakartı tercih ederseniz birden fazla renkli RGB LED seçeneğiniz de açık oluyor arkadaşlar. RAM tarafında Team T-Force Delta RGB DDR4 8 GB'lık RAM'ler tercih edilmiş. Adından da anlayabileceğiniz gibi arkadaşlar RAM'imiz ışıklı mışıklı ve bu LED'leri yönetebileceğimiz programların pek çoğuyla da uyumlu çalışıyor. Tabii bunu ek olarak kendi yazılımıyla RAM'in üzerindeki RGB renkleri değiştirebiliyorsunuz. PSU'muz 600 Watt ve 80 Plus sertifikasına sahip. En önemli özelliği arkadaşlar yarı modüler bir yapıya sahip olması. Yani PSU'nun içinden çıkan kabloların işinize yaramayanlarını PSU'dan ayırıp kenara kaldırabiliyorsunuz. Doğal olarak bu durumda kasanın içinde temiz bir görüntü olmasını sağlıyor. Bir de ek olarak PSU 600 Watt olduğu için RX 580-590'lardan RTX 2070'e kadar ekran kartlarını çalıştırabiliyor. Geldik dayımız. Dayı kim? Kasa. Kasanın dört tarafında tamperli cam denilen darbeye karşı dayanıklı olan camlardan bulunuyor. Ayrıca üzerinde şurada da görüyorsunuz 20 santimlik 2 adet fan bulunuyor arkadaşlar. Bu da kasanın içinin soğuk tutulmasına ciddi fayda sağlıyor. Modelin adı da Game Power'ın Helios Gaming X Cube. Karizmatik bir isim, zaten kendisi de çok büyük. Az daha unutuyordum. İçinde bir de SSD var. O da 480 GB'lık bir model. Oyunlar için gayet yeterli. Bu oyuncu sisteminin fiyatını ve diğer daha fazla teknik özelliklerini merak ediyorsanız açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayıp incehesap.com üzerinden ürünü kontrol edebilirsiniz. Bana soracak olursanız oyun anlamında böyle ciddi bir sıkıntı yaşamadım. Hatta sıfıra yakın sıkıntı yaşadım. Dezavantaj söylemek gerekiyorsa, ki bu da kişiden kişiye değişir, bana soracak olursanız kasa biraz büyük. Bu tarz sistemlerde insanlar genelde büyük kasaları tercih edebiliyorlar. Çünkü bu iş biraz da hobi meselesine dönüştü. O yüzden tercih edilebilir bir oyuncu sistemi olarak karşımızda duruyor. Bizim üstümüze düşen şey bu sistemin oyun performansını size aktarmaktı. Bunu da bence yaptık ve artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Tekrar hatırlatayım, bilgisayarın satın alma bağlantısı ve hakkında daha fazla bilgiyi açıklama kısmındaki bağlantıdan bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.